Arkadaşlar merhaba, adım Aylin Özer. Bugün bir nedime tacı yapmak üzere bir video hazırladım. Mevsim olarak tam düğün mevsimindeyiz. Bu tür aktivitelere ve bu tür malzemelere ihtiyaç olacak. Zaten bu fikrin doğmasına sebep olan da arkadaşımın kızının kına gecesi için kolları sıvamamız oldu. Ona yaptık bu projeyi. Hazırladık ve malzemeleri hazırladık. Nedimeler kendileri yapacaklar. Gösterdim onlara nasıl yapıldığını. Şöyle tasarladık. Arkasını ayarlı yaptık. Şu şekilde kancalı çalışarak istediğimiz kişinin kafasına göre uyumlu olabilmesini sağlamak adına şöyle kurdelaları düğümleyerek ayarlanabilir olmasını da sağladık şu şekilde. Şöyle düşünün. Buradan da kurdelaları bu şekilde sarkmakta. Şöyle koyduğumuzda da böyle görünüyor. Bunu beyaz hazırladık. Bir de pembesini yaptık. Kızlar pembesini, fuşya pembesini daha çok beğendiler. Arada yapraklarının olduğu, çiçek tomurcuklarının olduğu kurdeladan yapılmış bir çalışma. Şimdi hemen nasıl yapıldığı konusuna geçelim. Nedime tacını yapabilmek için bize lazım gelen malzemeler şunlar. 3 santim genişliğinde şeffaf şifon pembe kurdela. Ve gene 3 santim biraz beyaz. Bunlar arkasına yapacağımız kurdela için. Şöyle saten kurdela 5,5 santim genişliğinde. Ama biz bunu şöyle parçalar halinde kullandık. Şöyle parçalar halde kullandık. Şöyle almıştık. Böyle parçalar kestik. Bu ebat bize yeterli. 3 santime işte 5,5 santim gibi. Ondan yaprakları yapacağız. Nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çiçek tomurcukları şu şekilde ikiye katlayarak kullandım. Makas, karga burun, tel. Çiçek telini sarmak için yeşil çiçek bandı kullandım. Ama yoksa sizin elinizde yeşil kurdelayla da yapabilirsiniz ya da beyaz. Çiçekleri taca yapıştırırken arkası için kullanacağım keçe. Aynı renkte olsun istedim. Ve bize yardımcı olacak silikon tabancası. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Malzemelerimiz bunlar. Kuvvetli bir ipi iğneye taktım arkadaşlar. Bu pembe şerit kurdeladan yaklaşık 45 santim kadar kestim. Şöyle. Ve bunun bir ucundan şöyle teyeller gibi iğneyle iri iri geçtim. Yalnız burada bir püf noktası var. Düğümleyeyim ipimi. Bunu ileride çektirip büzdüreceğiz ve bu çıkacak bu aradan. Çıkmamasını sağlamak için düğümün hemen altından iğnemi ipin arasından sokuyorum. Şimdi aşağı kadar teyelledim. İpimi şöylece bağlamış oldum oraya.
Şöyle açıp devam edelim. Altından genellikle 5 eşit parçaya bölerek, işte bu 45 santim, 8-9 santim gibi düz teyelledikten sonra bir tane daha alalım. Şu şekilde teyelledikten sonra şöyle dikine bir teyel daha atacağım bana. Şöyle yapıyorum. Çok önemli değil çünkü bu ip ne görünüyor ne bir şey oluyor. Ters çevirdim, aynı yerden biraz yakınından geri döndüm. Şöyle bir teyelim oldu. Sonra şu mesafe kadar gene teyelleyeceğim. Sonra tekrar bir yukarı kadar teyelleyip sonra tekrar geri döneceğim. Eğri büğrü hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü bu büzüşünce arada ne ip görünecek ne teyelin büyüklüğü küçüklüğü. Önemli olan 5 parça halde bunu teyelleyebilmek. Kalemle şuralarına işaret de koyabilirsiniz. Daha eşit, daha kolay olsun işim derseniz. Kurdela ne kadar kalın olursa çiçek o kadar büyük oluyor arkadaşlar. Ama bir gelin tacı için uygun, 3 santim uygun oluyor. Bakın şöyle göstereyim size. 5 parça oldu. Bu birinci parçamız. Burası 2, burası 3, burası 4 ve burası 5. Bunları büzüştürdüğüm zaman hepsi bir yaprak olacak. Şimdi buradan çekiyorum. Şöyle büzüştürüyorum bunu. Bu yukarı çıktığımız yerler yaprakları bölüyor. Evet, bakın hepsi şu kadar bir şey oldu. Aslında çok basit. Şunlar yukarı çıktığımız yerler. Bakın aralarda birer yaprak gibi oldular. Şimdi ben bu iki ucu, bir ucu önce kendi içinde düğümleyeyim. Sonra onu çiçeğin öbür ucuyla birleştirelim. Şurada ipimiz. Şurayla birleştiriyorum. İyice sıkıştırdım. Ve düğümledim. Çiçeğimizi bu hale getirdikten sonra şuradan 2-3 tane, ben genelde üçlü kullandım, tomurcuk şöyle kıvırdım. Ve bunun arasından içeri soktum. Sonra buraya onu da tutturacak şekilde
dikilmesini sağladım. Zaten sıkıştı mı ileride yapışacağı için çok da önemli değil. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğimiz oldu. Normal bir nidime tacı için, büyük insan için 10 tane çiçek yetiyor. 2, 4, 6, 8, 10 tane çiçeğimiz var burada. Şimdi yaprakları nasıl yaptığımıza gelelim. Şimdi yapraklar için şöyle bir istediğim renk yeşil kurdeladan 5,5 santim eninde kurdela 3 santim gibi kestim. Şimdi buna bu yaprak şeklini vermek için ısı ihtiyacım var. O ısıyı da mumla sağlayacağım size. Böyle kestiğim kurdelaları önce ikiye katlıyorum. Şu orta izini vermek için. İkiye katlıyorum. Şöyle ısının yakınından şöyle bir geçiriyorum. Ve bakın ortada bir iz oluşuyor. Aynı şeyi buna da yapalım. O mumun sıcaklığıyla ortada bir iz oluşturduk. Sonra şöyle çok hızlıca çevirip kurdelayı ısıtıp şöyle büküyorum elimde ve bırakıyorum. Aynı şeyi buna da yapalım. Şöyle ısıdan geçiriyorum ve hemen elimde şöyle büküyorum. O ısınmış olan şey şöyle bir şekil alıyor. Şimdi bu şekli biraz yaprağa benzetmemiz lazım. Şöyle hafifçe bir ucu daha sivri, yapışacak ucu daha kalın bir hale getirdim. Aynı şeyi bunu da yapalım. Şuradan şöyle tam orta yerinden böyle hafif yaprak gibi yaptım. Sonra da şöyle rastgele çentikler attım. Yok, şurasında olsun. Şurasında olsun. Şimdi mumu gene aldım önüme. Çok hızlı bir şekilde şuradan geçirdim. Hem sökülmesini hem hafif siyahlaşarak doğal bir görüntü almasını sağlıyor. Hem de sökülmesine engel oluyor. Bir hareket oluşturuyor. Evet. Şimdi geldim ikinci yap. Şu hali kesik. Bakın bu halini ellediğinizde ipleri çıkar. Ama mumdan geçirdiğiniz zaman çıkmıyor. Hem yakıyorsunuz. O siyahlık ona güzel de bir görüntü veriyor, daha doğalmış gibi. Evet, yapraklarımız da hazır. Kaç tane çiçeğimiz varsa o kadar da yaprak. Fazla yapmak isterseniz aralara korsunuz. Mumla işimiz bitti. Şimdi yapraklarımız hazır. Çiçeklerimiz de hazır. Silikon tabancamız ısınırken biz şu çiçeklerin altına koyacağımız keçeyi keselim. Böyle 2 santime 2 santim gibi, daha bile ufak olabilir. Bende bu 6 yapışkanlı keçe. Bu varmış, bunu kullandım. Şart bir şey değil çünkü silikonla yapıştıracağım zaten.
Bu esnada arka bandımızı hazırlayalım. Şöyle kestim ucunu. Bunun tekrar sökülmemesi, ip olmaması için de şöyle çakmak gezdirdim. İsterseniz direkt şöyle de yapabilirsiniz. Aynısını pembe için de yapalım. Bu da hazır. Şimdi burada ne yapacağız? Burada yapacağımız şey şu. Çiçeğin altına silikon sıkacağız. Yaprağı görünecek gibi ve arkada düz bir yüzey oluşturacak şekilde yanına sabitleyeceğiz. Bütün çiçeklere tek tek bu uygulamayı yapalım. Hem o çiçeğin bir arada durmasını sağlayacak, hem de bakın şöyle görünecek. Bu fazlalıkları şu şekilde keserek de yapabilirsiniz. Çiçeklerimiz de hazır. Hepsi yapraklı. Şimdi telimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tel var elimizde. Teli çiçek bandıyla bantlayalım. Şöyle başına birkaç kat geçirelim ki sıkı olsun. Keselim. Evet, şimdi ucuna kadar geldik arkadaşlar. Buradan kurdelayı geçirip ayar yapacağım yeri şöyle sıkıştırdım. Bir halka yaptım oraya. Ve kalan bandı da bunun üstünde sarıp bitiriyorum. Şimdi yapacağımız iş bunları bunun üzerine yapıştırmak.